Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine İbni Haldun karşımıza çıktı. Mukaddime adlı eseriyle tarih felsefesinin İslam dünyasındaki gelişimine katkıda bulunmuş tarihçi kimdir? İbni Haldun'dur. Endülüslü tarihçi. Arkadaşlar Kitabül İber adlı 7 ciltlik kitabının ilk kitabıdır Mukaddime. Arkadaşlar analizci tarihçi mantığını ortaya koyar. Ve birçok tarihçi tarafından tarih felsefesinin babalarından kabul edilir. Araştırmacı tarih anlayışının Türkiye'deki öncüsü olan Ömer Lütfi Barkan ve Halil İnalcık'ın benimsediği Marc Bloch tarafından kurulan Analiz Ekolü hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Fransa'da 1800-1920'lerde 1929'da Fransa'da ortaya çıkan ekoldür. Arkadaşlar olayların araştırılmasına doğa bilimlerinden yararlanması, diğer yardımcı bilimlerden yararlanması ekolünü ortaya koyar. Bir de hermenötik vardır, o da yorumlayıcıdır arkadaşlar, o birazdan karşımıza çıkar. İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında otorite kabul edilen 2018 yılında kaybettiğimiz ünlü akademisyen kimdir? Bu soru gelebilir arkadaşlar. Fuat Sezgin'dir. Allah rahmet eylesin. İslam tarihçi dediğince akla gelen isimlerin başında gelen kişidir. Devam ediyorum. Tarihi süreç içinde insanoğlunun yaptığı ve ürettiği ile ilgilenen tarih yardımcı bilim. Arkadaşlar insanoğlunun yaptığı ve ürettiği ile ilgili her türlü buluntuyu irdeleyen bilim dalına biz antropoloji diyoruz. Devam ediyorum. Özellikle hükümdarları, onların kullandıkları lakapları, hangi senelerde hüküm sürdüklerini öğrenmeye imkan sağlayan disiplin nedir? Arkadaşlar, para bilimidir bu. Yani biz hükümdarların adlarını, hüküm sürdükleri dönemi, onların lakaplarını ancak kendi dönemlerinde bastırdıkları paralardan anlayabiliriz. Bu para bilimi numizmatik ki daha çok tarihte meskukat olarak geçer. Bilinen ilk tarihçi M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Herodot. Kalem aldığı Historia adlı eserinde neyi anlatmıştır? Helen Pers savaşlarını, yani Atina Sparta ile arkadaşlar Perslerin yapmış olduğu savaşları anlatmıştır. Bir tarihçi tarafından yazılmış bir kitabın içeriğindeki bilgilerin doğruluğunu, bakın içeriğindeki bilgilerin doğruluğunu ve gerçeğe uygunluğunun derecesini ortaya koyma aşaması tenkittir arkadaşlar. Tenkit doğruyu yanlıştan ayırma, kitabın içine girmedir. Elde edilen verilerin kullanılabilir duruma getirilmesi, nesnelliğinin gözden geçirilmesi, sahte mi değil mi kitap? Bilgi ve verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığını incelendiği aşama ise tahlildir. O zaman tenkit ile tahlil arasında şöyle bir fark var. Bulunan belgelerin geçerliliği, güvenilirliği, tahlil belgelerin içerisindeki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğu tenkit aşamasıdır. Toplanan verilerin birleştirildiği, terkip bir araya getirildiği, ayrıca olayların sosyal, kültürel, ekonomik açıdan incelenerek sonuca ulaşıldığı aşama terkiptir. Terkip kısmında yazar belge eksikliği varsa kendi yorumunu katabilir. Türk toplumunda tarih şuurunu ve milli hafızayı canlı tutmak, ayrıca bilimsel tarih makalelerini yayımlamak amacıyla Atatürk döneminde yayın hayatına başlayan dergi nedir? Belleten'dir. Arkadaşlar Belleten 1930'lu yıllarda ki Atatürk döneminde tarihle ilgili yapılan araştırmaları yayımlayan derginin adıdır. Bu bilgiye de dikkat etmekte fayda vardır. Bir metni değiştirmeden kendi yazıldığı alfabeden başka alfabeye çevirme işi, hani Osmanlı Türkçesinden yani Arap alfabesinden Türkçeye çevirme olduğu gibi biz buna ne diyoruz? Transkrip diyoruz. Osmanlı Türkçesinde bunu çok görüyoruz. Tarih bölümü mezunları, edebiyat bölümü mezunlarının baş belası diğer bir ifadeyle. Türkiye'de en eski insan izlerinin günümüze kadar ulaştıran paleolitik dönem buluntu merkezi nedir? Arkadaşlar Paleolitik dönemin buluntu merkezi işte Karayin, Beldibi, Belbaşı, Öküz İni, ondan sonra Yarımburgaz, buralar olarak geçer. Mağaralardır buralar. Burada üç şeyi çok iyi bilin. Arkadaşlar Dursunlu fosil yatakları Anadolu'da insan varlığına ilişkin kalıntıların ele geçirildiği en eski buluntu. İnsan varlığına ilişkin bu ayak izi de olabilir. Yarımburgaz Mağarası Türkiye'de bilinen en eski yerleşim yeri, en eski insan yerleşim yeri ki mağara burası. Karayın Mağarası Anadolu'da insana dair en eski kemik kalıntılarının olduğu yer. O zaman 3 bilgiyi unutmuyoruz. Burada Türkiye'de en eski insan izlerini günümüze kadar ulaştıran paleolitik dönem, en eski insan izlerini günümüze kadar ulaştıran paleolitik dönem deyince aklımıza Yarımburgaz Mağarası gelir. Niye? Çünkü Yarımburgaz Mağarası Türkiye'deki en eski insan yerleşim yeri. Anadolu'da tarih öncesi devirlerin hangisinde ilk tapınakları ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar biz de
İlk tapınakların ortaya çıktığı yer Neolitik'tir. Yani yeni taş devridir. Tarım devriminin olduğu dönemdir ki ilk ayin merkezi tapınak da bunu unutmayın Şanlıurfa, Göbekli Tepe kabul edilir. Anadolu'da ilk Tunç çağında inşa edilen iki odalı evlerin adı nedir? Genellikle o kalkolitik dönemde, neolitik dönemde evler toprağın altına yapılmış arkadaşlar. Tunç devrine baktığımızda iki odalı Megaron adını verdiğimiz iki odalı evler yapmaya başlamıştır. Megaron tarzı evler, iki odalı evler Tunç devrinde, ilk Tunç devrinde karşımıza çıkıyor. İnsanlık tarihinin en uzun devri nedir? Arkadaşlar insanlık tarihinin en uzun devri ilk devirdir. Biz buna paleolitik, diğer bir ifadeyle eski taş devri diyoruz ki eski taş arkadaşlar ta bilmem 2,5 milyon yıl öncesinden başlayan bir devirdir. En uzun süren devirdir. Taş kullanımının devam ettiği, bakırın ağırlıklı olarak kullanıldığı dönem, yani taş ile bakırın birlikte kullanıldığı dönem, daha doğrusu taş devrinden maden devrine geçilen dönemin adı kalkolitiktir. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Yazı hangi devirde bulunmuştur arkadaşlar? Yazı Sümerler tarafından M.Ö. 3200'de bulunmuştur. 3200 tarihi Tunç devridir. O zaman Tunç devrinde yazı bulundu. Anadolu'ya geldiği devir ise Orta Tunç devrinin başıdır. Asur tüccarlar tarafından getirildi. Anadolu'da yazı hangi devirde kullanılmıştır? Asur ticaret kolonileri çağı. Peki biz ne yaşıyorduk o dönemde? Orta Tunç devrinin başını yaşıyorduk. O yüzden Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve ilk Tunç tarih öncesi devirlerdir Anadolu'da ama Orta Tunç, Son Tunç, Demir tarihi devirlerden kabul edilir. İlk çağda Anadolu'daki bölge adları nedir? Bu bir kulak aşinalı olsun arkadaşlar. Perge. Perge dediğimiz Antalya. Antalya'nın arkadaşlar Aksu ilçesinin olduğu yer. Kapadokya, İç Anadolu'nun işte Nevşehir, Ürgüp, Göreme tarafları. Likya, Teke Yarımadası, Antalya'nın kuzeyi. Bitinya, arkadaşlar Anadolu Beyliği'nin ortaya çıktığı yer. İzmit Körfezi, İstanbul'un doğu Sakarya, Bursa arası. Pontus dediğimiz yer Trabzon biliyoruz. Paflagonya, Samsun, Sinop arası. Samsun'un doğu batısı diye geçer. Karya, Milet bölgesi arkadaşlar. İzmir, Efes o bölge. Misya, Marmara'nın güneyi. Pisidya, Burdur bölgesi. Pamfilya ise güzel ırklar ülkesi olarak geçer arkadaşlar. Antalya'nın kuzey kesimleri Pamfilya ülkesi olarak geçer. Ki buralarda genellikle bakın Perge'de ondan sonra arkadaşlar Likya'da ondan sonra Karya'da ondan sonra Pamfilya'da buralarda genellikle Efes bölgesinde genellikle Roma eserleri var. Atatürk'ün isteğiyle 1935 yılında Alacahöyük bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda bulunan güneş kursları, altın kupalar ve heykelcikler Hatti uygarlığına aittir ki Hatti uygarlığı Anadolu'daki ilk uygarlık olarak geçer ki çok uzun süre Anadolu'ya bu sebepten dolayı Hatti ülkesi ismi verilmiştir. Yazının bulunuşundan önceki toplumlara ait toprak altında kalmış maddi kültür unsurlarını ortaya çıkaran bilim arkeolojidir. Fakat tarih öncesi deyince yani yazı öncesi deyince prehistorik arkeolojidir. Prehistorik arkeoloji tarih öncesi arkeoloji anlamına gelir arkadaşlar. Fizik, kimya, jeoloji gibi bilim dallarının yöntemleriyle arkeolojik buluntuların ve yerleşimlerin tarihlendirilmesi arkeometridir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tamam, bu da çıkabilecek soru tarzlarından bir tanesi. Üç çağ sistemi nedir? Arkadaşlar üç çağ sisteminde ilk önce tarihçi devirler taş, tunç, demir olarak sıralanmış, tamam mı? Kim Thompson tarafından böyle sıralanmış. Daha sonra John Lubbock demiş ki üç çağ sistemi biraz daha ayrıntılı hale getirelim. Taş çağını eski ve yeni taş çağı yani paleolitik ve neolitik olarak ayırmış ve bugünkü hali de ortaya çıkarmış. O zaman üç çağ sistemini Thompson ortaya atıyor. Bunu geliştiren ise John Lubbock oluyor. Günümüzden yaklaşık 2,5 milyon yıl önce. Kalemimi alayım arkadaşlar. Dayanamıyor kalemimiz öğbetinin cazibesine. 2,5 milyon yıl önce yaşanan alt paleolitik dönemde, alt paleolitik ilk, ilk paleolitik arkadaşlar, en erken evre. Yaşayan becerikli insan kimdir? Arkadaşlar belki başka türlerde vardı ama becerikli insan dediğimizde akla ilk insan türü. Yani homo habilis gelmeli, tamam mı? Homo habilis ilk becerikli insan, becerikli tür akla gelecektir. Ateşin kullanılması insan türlerinden hangisine ait önemli bir yenilik kabul edilir? Arkadaşlar
Homo erectuslar döneminde ki milattan önce 1,5 milyon yıl, yani günümüzden 1,5 milyon yıl önce ateş Afrika'da kullanılmış. Ateşi icat eden, ateşi kullanan, ateşi keşfeden insan türü Homo erectus olarak kabul edilir. Dik duran insan anlamındadır bu. Neandertaller, arkadaşlar Homo neandertaller, bunlar da ilk defa ölülerini gömmüş olan insan türü olarak kabul edilir. Homo sapiens ise son insan türü, yani modern insan, düşünen, akıllı insan, günümüz insan gibi de algılanabilir. O zaman habilis, becerikli. Erectus ateşi kullandı, dik durabiliyor. Neandertal artık ölülerini gömüyor ve cenin şeklinde gömüyor ki burada yorum öbür dünyanın ışığı vardır gibi algılanıyor. Sapiens ise bugün dünya üzerinde yaşayan insan türü olarak kabul ediliyor. Taş çağının sonuncusu olan Neolitik. Nedir taş çağı? Şuraya hemen yazayım. Taş çağı Paleolitik, Paleolitik, eski taş, Mezolitik, orta taş ve Neolitik. Neolitik ise yeni taş. Şurada arkadaşlar göçebe hayat var, burada ise yerleşik hayat var. En önemli özelliği nedir Neolitik'in? Tarımın keşfi. Tarım bu dönemde keşfedildi, insanlar yerleşik hayata geçti. Mezolitik'te yerleşik hayat var ama burada yabani tahıllar var. Üretici bir toplum yok. Üretici toplum burada ortaya çıkıyor. Tarımın keşfedilmesi var. Hayvanların evcilleştirilmesi var ki bu arada ilk evcilleştirilen hayvan köpektir. O Mezolitik dönemdir. Bir tane köpek ama hayvanların evcilleştirilmesi çoğul bir cümle, bu Neolitik'tir arkadaşlar. Ve bu dönemde çanak çömlek yapılıyor ki çanak çömlek saklama kapları diğer bir ifadeyle. O yüzden Neolitik dönem ikiye ayrılır. Çanak çömleksiz ilk Neolitik, çanak çömlekli son Neolitik olarak değerlendirilir. Evcilleştirilen ilk köpek nedir? İlk köpek nedir? Nasıl bir soru bu? Evcilleştirilen ilk hayvan nedir? Köpek dönemi Mezolitik, yani arkadaşlar orta taş. Mezolitik'in diğer bir adı aslında Paleolitik'ten Neolitik'e geçiş. Yani Epipaleolitik olarak da kabul edilir. Yakın doğudaki köy yerleşmelerinin ilk örneği nedir? Şimdi burada iki tane bilgi var. Çayönü ve Hallançemi. Çayönü dediğimiz yer arkadaşlar Yakın Doğu Avrupa, Yakın Doğu tarihinin böyle söyleyeyim size ilk köy yerleşmesidir. Diyarbakır Çayönü. Peki Hallançemi nedir? Hallançemi en erken köy yerleşmesidir. Yani Hallançemi dediğimiz yerde kulübeler var, yabani tahıllar var. Ama Çayönü dediğimiz yerde buğday fosilleri var. Çayönü, Karacahisar, Urfa, Diyarbakır arası, Karacahisar, Urfa, Diyarbakır arası o bölgede arkadaşlar işte emmer evcil buğday, Malatya, Caferhöyü, Diyarbakır Çayönü. O bölgede verimli hilal dediğimiz yerdir orası, buğday fosillerine, evcil buğday fosillerine rastlanmıştır. Peki ilk şehir yerleşmesi nedir? Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Konya, Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilir. Türklerin kullandığı takvimlerde 5 tane takvim kullandık biz. 12 hayvanlı, Hicri, Celali, Rumi ve Miladi. Bunlardan bize özgü olan, orijinal olan bizim yaptığımız 12 hayvanlı Türk takvimidir. Bu takvimin başlangıcı 21 Mart. Yılı metinin tahta çıktığı tarih milattan önce 209 yılıdır. Her yıla bir hayvan isim verilmiştir. O yüzden 12 yılda bir devreder. Her ay rakamla anılmıştır. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay diye. Bereketli yıllara da kut yılları adı verilmiştir arkadaşlar. Çünkü hayvan isim veriliyor ya, bazı hayvan bereketsiz, bazı hayvan bereketli. Bereketli yıllara da kut yılları isim verilmiş ki İslami dönemdeki adı da tarihi Türkistan, takvimi Türkistan olarak kabul edilir. İslamiyet'ten önce kullandık ama İslamiyet'ten sonra da belli dönemlerde kullanan devletlerimiz oldu. Çin, Tibet mesela bu takvimi hala kullanmakta. Hicri takvim ay yıl esaslıdır ki 5 takvim içerisinde ay yıl esaslı olan tek takvim budur. Hazreti Ömer döneminde düzenlenmiş ve kullanılmaya başlanmıştı. Bir yıl 354 gündür. Günümüzde sadece din işlerin görülmesinde, tespitinde kullanılan takvimdir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç kabul eder. 622 yılını. Celali takvim, bu takvim Ömer Hayyam Başkan'daki bir heyet tarafından düzenlendi. Melik Şah'a hediye edildi bu takvim arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesinde kullanıldı. Rumi takvim Osmanlı'nın son döneminde. 1839'da hazırlandı. 1840'da kullanılmaya başlandı bu takvim. Bu da mali işlerde kullanıldı Osmanlı'da. İleride arkadaşlar Osmanlı takvimi garbi, batı takvimi diye bir takvim daha kullanacaktır. Milad takvimi de biliyoruz zaten. 1 Ocak 1926'dan itibaren kullandığımız takvimdir. Güneş,
Güneş, güneş, güneş, ay. Günümüzde de kullanılan tarih çağları ayrımını, yani tarihin antik çağ, orta çağ ve yeni çağ adlı dönemlere ayrılması kim tarafından yapılmıştır? Bu Hristiyanlık kültürünün bir ürünüdür arkadaşlar. Jane Biden tarafından bu yeni çağ, yakın çağ, antik çağ gibi ayrım yapılmış. Tarihçilerin devletler arasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenlerini siyasi açıdan araştırmaları gerektiğini savunan düşünür kimdir? Yani diyor ki devletler arası ilişkiler ve savaşlar çıkar çatışmalarından ortaya çıkar. Böyle düşünmek lazım ve böyle olması gerekir diyor ki bunu ortaya çıkaran materyalist felsefe yanlış oldu, çok özür arkadaşlar. Machiavellist felsefe, menfaatçi felsefe, öteki özellikle dış politika ortaya çıkan anlayış Niccolo Machiavelli İtalyan düşünürdür ki Prens adlı eserinde arkadaşlar düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye'de tarih metodu hakkında ilk kitabı yazan kimdir ki söylemiştim bunu size? Zeki Velidi Togan'dır. Tarihte usul. Tarihi ekoller ortaya koyan tarih düşünürlerinden hangisi Türk tarihinin gelişimine etki etmiştir? Arkadaşlar bu adam Ferdinand Braddel. Kim bu adam? Akdeniz tarihçisidir. Akdeniz tarihçisi olduğu için de Osmanlı tarihine ilgi duymuştur ki Osmanlı tarihi araştırmalarıyla meşhur olmuş, nam salmış bir tarihçidir. Ferdinand Braddel deyince akla Türk tarihi, Osmanlı tarihi gelir ki arkadaşlar Türk tarihine bu özelliğe çok fazla katkı sağlamış tarihçilerdendir. Batı kaynaklarına ilgi duyan, onları etkili bir şekilde kullanan ilk Osmanlı tarihçisi kimdir? Arkadaşlar burada hemen aklınıza Keşfüzzünun gelecektir. Keşfüzzünun 10-15 bin civarında eserin yazıldığı, isminin, içeriğinin yazıldığı Katip Çelebi'ye ait bir bibliografya eseridir. O yüzden Batı kaynaklarına ilgi duyan, onları etkili bir şekilde kullanan ilk Osmanlı tarihçisi Katip Çelebi kabul edilir. Tarihte ilk süreli yayını ortaya koyan Roma'dır arkadaşlar. Roma'da günlük haberler vermek amacıyla duvarlara arkadaşlar yazılar yazmışlar ki ilk defa süreli yayın gazete Roma'da ortaya çıkmış ama nasıl taş tabletler şeklinde ortaya çıkmış. İslam dünyasının dili, tarihi, edebiyatı ve kültürüyle ilgili Türkiye'de yayınlanan ilk büyük ansiklopedi arkadaşlar İslam ansiklopedisidir ki bunun heyet başkanlığını adına duvar yapmıştır. Normalde ilk ansiklopedi hayat ansiklopedisidir ama ilk büyük ansiklopedi İslam dünyasının dili, tarihi, edebiyatı, kültürüyle ilgili MEP tarafından yayınlanan İslam ansiklopedisidir diyoruz. Sözlü, yazılı veya görsel bir metnin veya malzemenin içinde bulunan doğru ve gerçek anlamın keşfedilmesi. Doğru ve gerçek anlamın keşfedilmesi demek yorumlamak demektir arkadaşlar. Eleştirmek demektir. Metin ayrıntıları incelenmesini öngören hermeneutik yaklaşımdır diyoruz. Cihan Tarihinin Ana Hatları isimli eserinde dünya tarihinde Türklerin oynadığı role önem veren ünlü tarihçi ki arkadaşlar bu adam Herbert George Wells ki bu 19. yüzyılda yaşamış. Böyle adam bilim kurgu romanlar yazmış ta o dönemde. Atatürk bu kitabın ivedilikle çevirisinin yapılmasını istemiş ve bu kitap ivedilikle çevrilmiş arkadaşlar. Cihan Hakimiyeti'nin ana hatları, bunu da unutmuyoruz. 2. Beyazıt döneminde Neşriye tarafından kaleme alınan ve Türkçe yazılan ilk dünya tarihi, bakın Türkçe yazılan ilk dünya tarihi olması bakımından ayrı bir değere sahip eser Kitab-ı Cihan Cihannuma. Neşri tarihi, Neşri'nin yazmış olduğu çok pardon arkadaşlar, Kitab-ı Cihannuma ne diyor? Türkçe yazılan ilk dünya tarihi olması bakımından, ilk dünya tarihi değil, Türkçe yazılan ilk dünya tarihi olması bakımından önemlidir diyor ki 2. Bayezid İdrisi Bitlisi'ye ve Neşri'ye tarih kitaplarını yazdırmıştır. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. 2. Murat döneminde bizde tarih yazıcılığı başlar, kuruluşu Fatih'te gelişir, 2. Bayezid'de zirveye ulaşır diyoruz. İnsanlık tarihinin ilk kalıcı konutları, yani artık insan ile mimarilerin yapılması ve ticaretle ilgili ilk mühürler üretici toplum yapısında ortaya çıkar. Ezber yapmayın, Neolitik yani yeni taş. Evren ve dünya krallığı kavramını Mezopotamya'ya getiren uygarlık ki bu çıkmış soruydu, tekrar çıkar. Dört bir yanın hükümdarı, evrenin hükümdarı
Akatlar ki arkadaşlar Kral Sargon ki Dünya Krallığı, Evren Krallığı ünvanını kullanmış ilk hükümdardır ki biliyorsunuz Akatlar aynı zamanda ilk merkezli krallık kabul edilir. Yaptığı seferler sonucunda ilk dünya hakimi, sormuşum zaten burada soruyu, Sargon'dur. Akbabalar Siteli ki Sümerlere aittir arkadaşlar. Sümerler, Sümer kralları yapmış olduğu zaferler sonucunda kazandığı zaferleri Akbabalar Siteli olarak dikmişlerdir. Zafer takı gibi düşünün bunu. 7. yüzyılda kurulan, milattan önce tabii ki, 7. yüzyılda kurulan hangi devlet? Aynı zamanda Kalde devlet olarak bilinir arkadaşlar. Ki bu 2. Nabukadnezar tarafından kurulan, Keldani kökenli Nabukadnezar tarafından kurulan 2. Babil devleti. Yani yeni Babil devleti. Burada da neyi unutmuyoruz? Babil asma bahçeleri. Babil asma bahçeleri yeni Babil devleti dönemindedir. Ve dünyanın 7 harikasından birisi kabul edilir. İlk yazılı hukuk kuralları kime aittir? Sümerlere. Ki Lagaş Kralı Urgakina tarafından hazırlanmıştır. O zaman ilk defa hukuku yazılı hale getiren Sümerler. İlk yazıyı bulan Sümerler. İlk takvimi bulan Sümerler. Ki o takvimde ay yılı esaslıydı. Bir yıl 360 gün olarak hesaplanmıştı ki 30'da çarptılar 12'yi ve 360'ı buldular. İlk defa borçlar hukuku kime aittir ki bu hukuku ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan, kısasa kısas prensibini getiren, anayasal nitelik büründüren hukuka Hammurabi'dir arkadaşlar. Babil kralı Hammurabi'dir diyoruz. Hammurabi devrinin sosyal gelişimi ve kültürel durumunu anlatan yarı insan yarı balık yaratığı ele alan destan yaratılış destanıdır arkadaşlar. Denizden geliyor bir tane Oannes adlı bir yarı balık yarı insan bir yaratık ki bu yaratığın özdeyişleri işte Babil döneminde sosyal gelişimi kültürel durumu anlatıyor. Sümer kral listesinde 2. Uruk sülalesinin 5. kralı olarak bilinen ve ölümsüzlüğü arayan Gılgamış'tır ki Sümerlerin meşhur destanı yaratılış ilk destan yaratılış tufan. Gılgamış'tır. Yaratılışta Oannes vardır. Gılgamış'ta ise arkadaşlar ki Gılgamış efsanevi kahramandır. Ölümsüzlüğü arayan kahraman olarak geçer. İlk defa hafta sonu tatilini, gün kavramını bulan, takvimi bulanlardır. Arkadaşlar Sümerler ay ile esas takvimi buldu. Gün kavramını getirdi. 24 saati getirdi. Hafta sonu tatilini getirdi ki bu da Sümerlerdir. Sümer ülkesinde ilk defa yazı ki Sümerler ilk defa yazıyı bulan uygarlıktır ki ilk defa yazı Uruk şehrinde ortaya çıkmıştır. Sümerleri biliyorsunuz merkezi krallık değil şehir devletler halinde Uruk, Niş, Kippur, Lagaş gibi bir sürü şehir devletleri var. Homojen kültüre sahip olan uygarlık kimdir? Mısır. Hangi açıdan homojen? Dışarıdan etkilenmemiş ortak bir kültürü var. Ki Mısır'ın etrafı nehirlerle, çöllerle, denizlerle, nehir olmadı, çöl ve denizlerle çevrili olduğu için dışarıdan çok fazla istilaya uğramamıştır. Bu nedenle homojen bir kültür olarak ortaya çıkmış ve devam etmiştir deriz. Antik Mısır tarihinde piramitler çağı olarak adlandırılan dönemlidir. Piramitler çağı. Arkadaşlar nedir o piramitler? Büyük piramitleri sayın Keops, Kefren, Mikerinos. Ki bu Giza bölgesindeki eski krallık dönemidir arkadaşlar. O zaman eski krallık dönemi aynı zamanda piramitler çağı olarak da bilinir. Anadolu'da iş bölümüne dayalı kent yaşamının başlamasına neden olan olay. Arkadaşlar iş bölümüne dayalı kent yaşamı kent. İş bölümüne dayalı kent yaşamı deyince akla maden çağı gelir, madenciliğin gelişmesi gelir. Anadolu'da Tun çağına ait kral mezarları olarak adlandırılan 13 gömü. Bu sorulabilir Alacayük'tür arkadaşlar. Hatti dönemi tamam mı? Tun çağına ait kral mezarları olarak adlandırılan 13 gömü. Nerede bulundu? Alacayük'te. Alacayük nerenin kimin merkezi? Hattilerin merkezi. Hititle karıştırmayın. Hititlerin merkezi Hattuşaşı. Ama yine aynı bölge. Mezopotamya'ya ait ilk yazılı belgeler Anadolu ilk yazılı belgelerde Anadolu için kullanılan isim nedir? Demin söylemiştim. Hatti ülkesi ki arkadaşlar Mezopotamya kaynaklarında hep Hatti ülkesi olarak geçmiş. Anadolu'da tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları, malların geçici olarak depoladıkları yapılara ki bizdeki kervansarayın ilk çağdaki karşılığı Vabartum'dur. Vabartum kervansaraydır diğer bir ifadeyle arkadaşlar ilk çağ uygarlıklarında. Arkadaşlar Agora Meydan, pazar meydanı gibi düşünün arkadaşlar. Aras'ta yine tek bir cins malın satıldığı ve bir sokak üzerinde toplanmış dükkanlardır. Bunları kulak dolgunluğunuz var zaten. Ribat kervansaraydır ama biraz daha Ribat'ta askeri özellik vardır. Anadolu'da hangi uygarlık Tunç çağında ortaya çıkmıştır arkadaşlar? Tunç çağı dediğimiz dönem milattan önce böyle 4000'le arkadaşlar işte 1200'lü yıllar arası 4000'le 1200 yıllar arası Hititlerin ortaya çıktığı dönemde milattan önce 1950'lerdir. O zaman Hititler Tunç çağında ortaya çıkmış uygarlıktır ki Anadolu'da
merkezi krallık olarak ilk çıkan krallık Hititlerdir. Hattiler bir devlet olarak ya da merkezi krallık olarak karşımıza çıkmıyor, bir kültür olarak karşımıza çıkıyor. Peki Hititler M.Ö. 1200'de yıkılıyor. 1200'de yıkılınca güneye gidiyorlar bunlar, Toroslar civarına gidiyorlar. Orada şehir devletleri, geç Hitit devletleri, şehir devletleri halinde, feodal devletleri halinde yaşamaya başlıyorlar. Ama bu tarihlerde Anadolu'da yeni yeni krallıklar ortaya çıkıyor. Ne o? Geç Hitit, Frig, Lidya, Urartu. Bunlar da demir çağı krallıkları olarak geçer. O zaman Hititler Tunç Devri, Geç Hitit, Frig, Lidya, Urartu ki buna İyon'u da katabiliriz. Bunlar da demir çağı krallıkları olarak geçer. İlk demir çağı kralı da arkadaşlar Midas kabul edilir. Demir çağı ilk kralı Midas'tır deriz. Anadolu'nun hidrolik uygarlığı kimdir? Urartulardır. Suyla uğraşmalar. Bentler, barajlar, arkadaşlar kanallar yapmışlar. Şamran'ı sormuşlardı mesela, hatırlayın. Hidrolik uygarlık deyince akla Van Tuşpa, ki Urartuların başkenti Tuşpa'dır. Urartu aklımıza gelecek. Anadolu'ya Makedonya ve Trakya'dan Boğazlar yolundaki Traklar yani Firiklerdir. Firikler deyince aklımıza ne gelecek? Fibula. Onlar iğne, çengelli iğne, fable, konu hayvan konuşturma sanat, tapates, halı ve kilim, tarımı koruyucu yasalar, sert, kibele, bereket tanrısı. Anadolu'da Pontus ordusunu yendikten sonra veni vidi vici, geldim gördüm yendim sözünü söyleyen Sezar'dır. Yani Roma kralıdır arkadaşlar, bunu da unutmuyoruz. Roma'nın ilk imparatoru olan Augustus'un, Octavianus yani Augustus'un bütün icraatlarının ve vasiyetinin anlatıldığı kendi adına dikili tapınak Ankara'daki August mabed olarak geçer. Roma İmparatorluğu'nun hakim olduğu Anadolu yerleşimleri nerelerdir? Perge, arkadaşlar yani Antalya. Pergamon yani Bergama. Efes, İzmir ve çevresi. Ve Nikya yani İznik, İzmit o coğrafyadır. Ki tabi buralar daha yoğun olarak ama Anadolu'nun birçok yerinde Roma uygarlığının izleri, etkileri görülür.